Merhaba, HDP, Gari operasyonuna yönelik tartışmalardan 15 Şubat'a tecridi protesto etmeye yönelik devam eden açlık grevlerine kadar birçok konuda oldukça yoğun bir haftayı geride bırakırken herkes için adalet kampanyasının çalışmalarını da aralıksız bir şekilde sürdürdü. Sokak gündemiyle başlayalım. Eğer baskı sonuç verseydi Esad başarılı olurdu. Eğer baskı sonuç verseydi Saddam başarılı olurdu. İmralı'daki duruşun Orta Doğu'ya bugün yansıması Rojava'dır. Rojava'daki devrimdir. Juvane bir göre haya amade, haya merdini kınav gelemede bavari ki heviye ki mazıneye, kurt haya. Hevale mehamir umetamene emne veri bizim bana çok dayanayım. Tek yönden uyarıyorum sizi, Cezaevi girişinde gardiyanlarla karşılaştığı ilk anda gardiyanlar soyunmasını söylemiş, çıplak arama yapılacağını söylemiş. İrek Atipoğlu da bu onursuzca hareketi, bu ahlaksızca hareketi kabul etmeyeceğini, asla çıplak aramaya rızası olmadığını ifade etmiş. Ve ev komisyonu ama cari yekken jibog zamanı kurdi dinava HDP de bir zamanı ki bingehin evi de spika perverdehiye bike. Herkes için adalet kampanyasının çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda hafta boyunca eş başkanlar düzeyinde inanç kurumları ziyaret edildi. Alevilerin bugün içerisinde bulundukları ve yaşadıkları sorunların özellikle HDP'nin sorunları olduğunu ve bu anlamda bir mücadele yürütüldüğünü de özellikle belirtmek isterim. Çağrımız bu politikalara karşı, savaş politikalarına karşı barışı, dayatmalara ve tekçiliğe karşı çoğulculuğu, yalana karşı hakikati, zulme karşı adaleti birlikte savunacak en geniş demokrasi ittifakını kurmaktır. Meclis gündeminde bu hafta Gari operasyonuna yönelik tartışmalar vardı. Hükümetin açıklamalarına karşın HDP hakikatleri dinlendirme noktasında ısrarcı oldu. Operasyona karar veren ve bunun icrasında görevli olan bütün yetkililer siyaseten açık bir şekilde sordu. Gidip dünyanın öbür ucunda bir arabuluculuk rolü üstleniyorsunuz, çözüm üretmeye çalışıyorsunuz ama burada ölüm ve savaş siyaseti yürütüyorsunuz. Levalateki normal u demokratik dedi ve pişti ve bu yarı kesegu bu hatana darzandın, bu hatana girtin. Naha gefarlı herkesi u taybeti jil parti edme dıkın. Tamam, söylediğimiz gibi amaç seçim ittifakı değil, demokrasi ittifakıdır. Demokrasi ittifakı da bütün önemli alanlarda adaletsizliğin yoğun yaşandığı her alanda birlikte mücadelenin yöntemlerini ve mekanizmalarını oluşturmaktır. Kadınların gündeminde bu hafta kadınlar için adalet kampanyasının çalışmaları vardı. Cinsel işkencedir ve iktidar bu suçu işliyor dediğimizde maalesef ki iktidarın sözcüleri bunu inkar etmekle kalmıyor. Bunun savunuculuğunu meşrulaştırma çabasını yürütüyor. En son dün AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yaptığı tam da buydu. HDP'nin ekonomi gündeminde bu hafta açıkladığı zam raporu ve artan işsizlikle yolsuzluk vardı. Yani hükümet sistemi bu rakamları da manipüle etmeyi tercih etmiştir. Çünkü başka türlü bu ekonomik çöküntüyü yönetebilmesi mümkün değildir kanaatimizde. Zenginlerin vergilerini değil, esnafın vergisini iptal eden, zenginlerin elektrik borçlarını değil, yoksulun elektrik borcunu iptal eden,